Var. Peki Fenerbahçe'nin Topuk ailesi kampına gidelim. Ahmet Selim Kul hazır değerli izleyiciler. Yanında değerli arkadaşımız Volkan Demir var. Biz sözü onlara bırakalım. Kamp nasıl gidiyor? Vitor Pereira ile ilk günler, ikinci Pereira dönemi nasıl başladı, nasıl gidiyor? Ahmet Selim söz sende. Mustafa Göksu teşekkürler. Senin de söylediğin gibi Topuk Yerlis'in ikinci gündeyiz. Topuk Yerlis kampının ikinci günündeyiz. Bu sabahki antrenman da bize açıktı. E, ki ekranları da getirdik izleyicilerimiz de izledi. E, tabii daha kampın başındayız. Volkan Demir'le birlikte kampı konuşacağız. E, ama e, henüz tabii çok elimizde veri yok. Ama Pereira'nın bildiğimiz huyları var. Devam eden huyları var. E, zaten e, şöyle söyleyeyim. Medya için... Hoş bir adam, malzeme vermeyi seven evet. bir adam, el sallar, şaka yapar hani bu tarz bir adam. Önce insanlığıyla daha çok kişiliğiyle başlayıp daha sonra taktik teknikle ilgili yorumlarını sorayım. Ya açıkçası çok ağır eleştirilere maruz kalmış olmasına rağmen ilişkilerini hiçbir zaman bozmayan, mümkün olduğu seviyede tutmaya çalışan bir teknik adamdı zaten bir önceki dönemde. Şimdi de görüntü o yani biraz Türkiye'yi özlemiş gibi görünüyor bize her sabah antrenman öncesi selamını eksik etmiyor. Ee, devamında da futbolcularla sıcak bir ilişkisi olduğunu görüyorum. Dün bir konuşma yapmıştı. Sen de bunu haberleştirdin. Bugün de yine bir konuşması oldu. Antrenmanın bitiminde. Ve yani yardımcılarıyla birlikte hani varlığını hissettiriyor. Hani bir teknik adam değişimi gibi bir hissiyat alınıyor. Şimdi kamplar klasiktir biliyorsun. Kamplar hep maç olmadığı için o olumsuz bir şey yani bir sonuç vesaire bir şey olmadığı için de hani gazeteciler hep e, kampların havasının olumlu geçtiğinden vesaire bahseder. İşte antrenmanlar neşeli olur. E, futbolcular uzun bir süredir görüşmüyordur. Onların da ...birbirlerini özleme durumları söz konusu. Stres çok düşüktür. Stres stres zaten en önemli şey. Baskı çok düşük şu anda maç olmadığı için. Doğal olarak güzel geçer ve hep de taraftar da biraz basını o yüzden eleştirir. Ya işte hep Topuk Yaylası'nda ya da işte Florya'da... ...ya da Nevzat Demir Tesisleri'nin kampların güzel geçtiğini söylüyorsunuz... ...ama sezon öyle geçmiyor gibi eleştirilerde bulundur. Ya Şu ana kadar... Tabii daha ikinci gün bugün e, ikinci antrenman tamamlandı diyelim ikinci basına açık antrenman tamamlandı ve e, görüntü itibariyle tempolu ve e, çalışmaya açık çalışma isteği olan bir oyuncu grubu ve tabi yeni bir teknik yeni bir teknik adam onun da hırsı var tabi e, bir tablo var olumsuz bir durumdan bahsedemeyiz Elbette senin de söylediğin gibi son derece yeni ve bununla birlikte hem Pereira'yı biz de ikinci kez yeniden tanıma fırsatı bulacağız. Neler değişmiş? ilk Pereira dönemiyle ikinci Pereira dönemi arasında neler ne, ne tür farklılık farklılıklar olacak? Bunların hepsini gözlemleyeceğiz. Ama dediğim gibi şu an itibariyle olumsuz bir hava yok. Şunu söyleyeyim. Bu saha sonuçlarına olumlu yansıyacak anlamına gelmesin. Şu anda stres düşük. E futbolcuların çalışma azmi yerinde. Ama dediğim gibi maçlar başladıktan sonra esas iş başlıyor. E şu an bugün itibariyle olumsuz bir şey söyleyemeyeceğim. Tabii şunu da sormak istiyorum. Pereira 5 kişiyle, 5 yardımcısıyla buraya geldi. İçlerinde kondisyoner var, işte teknik analizci var, bireysel antrenör var. Ee, bugün ama e, dikkat ettik ki aslında bu geldiğinde mesela normalde e, geçmiş sezondan örnek vermiyorum. Genelde böyledir. Takımın kondisyon antrenörü, takımı ısındırır, ilk çalışmaları o yaptırır. İşte taktikte e, teknik traktör devreye girer. Burada baktığımızda altısı da Pereira dahil. Sabah ısınma antrenmanı mı yapılıyor? Hepsi çalışmanın içinde. İşte e, taktiksel bir antrenman mı yapılıyor? Hepsi yine çalışma. Yani ekip her yerde birlikte hareket ediyor. Bu sence neler getirir neler götürür? Çok gördüğümüz bir şey değil o yüzden sordum. Yani sahayı şöyle anlatalım. Şimdi e, biz tabii Sürekli antrenman takip eden gazeteciler olduğumuz için Bize farklı geliyor bu görüntüler Bu yüzden aktarmaya çalışıyoruz Farklı olan ne Birincisi hep ifade ettik zaten ilk dönemde de Pereira böyleydi Gelir gelmez Merhaba Topuk Yaylası'na hoş geldiniz diyor Topu sahaya atıyor Bu açıdan farklı bir teknik adam İkincisi <laughs> yani futbolcuların topla çalışmasına izin veriyor İkincisi Bugün yapılan çalışmada Zannediyorum Aspor ekranlarında da canlı yayınlandı Ve o çalışmada da Net bir şekilde gördük ki ...hani o birebir e, adam geçme... ...şut çalışması, efendim... ...ısınma çalışmaları dahi... E, ...bir değil, birden fazla hocanın... ...görev paylaşımı... E, ...şeklinde yapılıyor. E, Pereira... ...güçlü bir ekiple geldi. Yani beş tane... E, ...yardımcısı var. Bu 5 yardımcının... ...aslında senin de belirttiğin gibi farklı farklı... ...görevleri var. İki tanesi antrenör yardımcısı... ...yani e, yardımcı antrenör... ...ya da teknik direktör yardımcısı diyebilirim. E, biri taktik analist, işte biri... E, ...rakip analizi vesaire... ...hepsinin bölünmüş görevleri var. Ama... Bununla birlikte hepsinin saha görevleri de var. Antrenman görevleri de var. Ee, bazı drilleri bazı hocalar çalıştırıyor veya bazı oyuncularla bazı hocalar özel olarak ilgileniyor. Ee, Pereira'nın tarzı sabahki yayında da söyledi. Pereira'nın tarzı bu. İşte topla hemen niye topla çalıştırıyor falan diyemem ben. Neden? Çünkü antrenman bilimi konusunda bir eğitim almadım. Ama farklı, diğer teknik adamlardan farklı yöntemi bu. Bu yönteme de saygı duymak lazım. Şu an itibariyle de seni de yayınlarda hep dile getirdiğin gibi gayet sıcak, futbolcularla ilişkisi de gayet iyi. Biraz tabii Türkiye'yi tanımış olman yani aslında ilk geldiğinde de çok sıcaktı. Ama biraz da tabii Türkiye'yi tanımış olmanın, basını medyayı, efendim taraftarın nabzını, e, tansiyonunu ölçmüş olmanın vermiş olduğu bir rahatlık bir tecrübe de var. E, bakalım bu durum Fenerbahçe'nin bu sezonla, gelecek sezonda nasıl yansıyacak? Hep birlikte göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim biraz paylaşıma önem veren bir teknik adam yani görev paylaşımı işte sorumluluk paylaşımı bunlara önem veren bir teknik adam bunların Pereira'nın hayal ettiği gibi gerçekleşirse iyi bir Fenerbahçe sahada izleriz gibi gözüküyor Tabii topuk yarasından henüz sonuçta iki gün olduğu için anlatabileceklerimiz de kısıttı. ama bu şekilde öne öne çıkan notları da aktardık izleyicilerimize aktaralım. Herhangi bir sakatlık yok. Tabii bu sevindirici. Tüm takımlarımız umarım hiçbir sakatlık yaşamazlar. Sadece Dira'nın kulüp bürücüden kalan bir Selama, sakatlığı var. Ama bir Serdar Dursun'u anlat çünkü bana anlatıyordun antrenmandan sonra Serdar Dursun'a bir hayranlığın oluşmaya başladı galiba. E şimdi şunu söylemek lazım. Serdar Dursun tabii ki e, Türk oyuncu e, bu topraklı yani e, e, ...annesi, babası Türk... E, bu, kültürün... ...bu kültürün çocuğu. Ama işte Almanya'da aldığı futbol eğitiminin... ...sonunda bugün yani... Maalesef diyorum ne kadar güzel konuştu, ne kadar e, derdini anlattı. Mesela Almanya futboluyla e, Türk futbolunu karşı e, kıyaslarken ne kadar güzel hani öyle ezbere konuşmadı. Klasik işte süperlikten biraz daha kaliteli falan hani bu tarz detaylarıyla neden farklar olduğunu anlattı. Yani beni Serdar Dursun futbolculuğu başka bir şey. Şimdi biz yani çok enteresan bir şey oldu. İyi bir şey de söylesek kötü bir şey de söylesek suç oluyor da. Ya futbolculuğu ayrı bir konu. Sağda ne vereceği ayrı bir konu ama çok net gördüm ki ben konuşmasını kendini bilen, yetiştirmiş bir kendini adam. yetiştirmiş bir oyuncuyla karşılaştık. Hı hı. Yani şimdi şöyle tabii dil çok önemli. E, kendini ifade etme özelliği çok önemli. Birçok e, Almanya'dan ya da başka Avrupa ülkesinden gelen oyuncumuzun mutlaka kendini yetiştirmişliği vardır. Hepsinin belli e, kariyerleri var. Hepsine saygı duyuyorum. Ama ifade konusu özellikle Türkçe kendini ifade konusunda bazıları sıkıntı yaşıyor. Serdar bu anlamda çok güzel bir örnek. Ben de Basın toplantısında e, bu çok dikkatimi çekti. E, mesela çok alengirli sorular geldi e, tabiri caizse. Bunlara da çok e, sakin bir dilde, çok doğru bir Türkçe. Bizim şey. Mehmet Emin Uluçat istediğini alamayınca... <gülüyor> <gülüyor> Mehmet e, istediğini alamayınca güzel çalım atıyorsun filan dedi Serdar'a. Ama şöyle e, yani ifade ve e, kullandığı kelimeler, kullandığı terimler belli ki dil konusunda da, Türkçe konusunda da kendini gayet yetiştirmiş bir oyuncu. Ki zaten geçmişte de burada e, kara gümrük forması giymişti. Bu liglerde görev yapmıştı. Süper lig olmasa da. E, Türkiye liglerini tanıyan bir oyuncu aynı zamanda. Serdar bu arada tecrübeli de bir oyuncu. E, bence ben bunu önemsiyorum. Şimdi çok genç küçük yaşta e, özellikle yurt dışından gelen e, Türk oyuncularda bazı mental problemler yaşanabiliyor. Çünkü orası ...Serdar'ın da anlattığı gibi... ...orası burası gibi değil yani orası çok başka... ...burası bambaşka... ...bunları da... ...kendi içerisinde yaşamış, özümsemiş... ...ve biraz da ben bunun da... ...her ne kadar futbolcular profesyonel olsa da... ...Fenerbahçe taraftarlığı, taraftarı olması... ...bence Serdar'ın... ...sahada daha fazla sorumluluk alması... ...daha fazla... ...başarıya endeksli olması... ...yönünde motive edecektir diye düşünüyorum... ...şunu da ifade edeyim... ...yani... Ee, tabi daha iki tane antrenman izledin hemen uçurtma kaçırtma diyecekler ama şunu söyleyeyim yani hakikaten son vuruş konusunda kendisi de anlattı basın toplantısında. Son vuruşu fena değil yani. <laughs> son vuruşu fena değil. Benim de araya giriyorum. Özür dilerim. Benim benimle dikkatimi çekti. Ya tabii ki antrenman çok rahat hani şey olmaz ama geleni yazıyordu yani. Evet yani bunu net bir şekilde gözlemleyebildik. Tabii daha çok antrenman olacak, çok maç olacak. Herkesin oyuncu ile ilgili fikri oluşacak ama en azından biz şimdi ilk bilgiler olarak diyelim. ilk görünen Serdar yani ceza sahasında pozisyon kendisine hazırlanırsa ...iyi bir gol sayısına ulaşır Türkiye'de. Hani Bundesliga'da zaten atmış, Bundesliga 2'de. Ee, Türkiye'de de tabii 25-30 bunlar çok iddialı rakamlar ama... ...iyi bir e, gol sayısına ulaşır gibi gözüküyor. Bence çok e, değerli bir katkı e, Serdar Dursun'un Fenerbahçe'ye katılmış olması. Sabah antrenmanında e, yayında olmamıza rağmen... ...kendini tutamayıp verdiğim bir tepki vardı. Kolkır'la ilgili. <laughs> evet. Onu yani sosyal e, biz... medyada bizi sağ ol dolaştırdın videonla <laughs> ama... video paylaşımla. Doğal bir tepkiydi. Evet. Yani Kolkır tam önümüzdeydi. Yaklaşık bir metre önümüzdeydi. Ve gerçekten yani Türkiye Ligi'ne zaten tanıdığımız bir oyuncu ama hani Fenerbahçe için önemli bir ben transfer yani diyebiliriz. Uzun, tabii sahada izlerken uzaktan izliyorsun. Yani o farklılıkları hissedemiyorsun. Yani e, hakikaten çok fiziksel olarak çok farklı diğer oyunculardan. Ee, sıkıntılı bir arkadaş. <laughs> ya e, tabii işin esprisi bu. Yani yoksa e, sahada mücadelesi kuvvetiyle mutlaka katkı sağlayacaktır. Futbol sadece fizikle, kuvvetle de oynanmıyor. Daha çok pozisyon bilgisi özellikle Kolker'in oynadığı bölge itibariyle daha çok pozisyon bilgisi, tecrübe çok önemli. Eee Kolker'in profilinden bahsetmeye gerek yok. Hem Türkiye liginde yaptıkları bence çok değerli. E, geçen sezon hem e, Sergen Hoca tarafından hem Erol Hoca tarafından istenmiş bir oyuncu bu arada. Bununla birlikte e, zaten geçmişi Türkiye'den önceki geçmişi de yaşadığı mental problemlerin öncesinden bahsediyorum. İngiliz milli takımına kadar yükselen e, bir değer bir potansiyel. Çok genç yaşta yaşamış sıkıntılar. O sıkıntıları atlatmış. Alanya Spor'da buçuk sezonda 71 lig maçına çıkacak bir istatistik yakalamış. Bu çok önemli bence. Özellikle bir stoper için. Yani stoper çünkü her an kırmızı kartla burun buruna oynayan bir oyuncudur. Çok istikrarlı bir oyuncu. Herhangi bir sakatlık vesaire olmazsa Fenerbahçe için bence o da Serdar Dursun gibi değerli bir takviye gibi gözüküyor. Tabii bunlar daha çok yeni, çok taze görüşlerimiz. Bunlar zaman içerisinde belki biz de kendimizi izledikçe, antrenman izledikçe, maç izledikçe kendimizi güncelleyeceğiz ama dediğim gibi ilk iki günlük antrenman özeti olarak algılasınlar. Bunu bir genelleme olarak algılamasınlar ama hem Serdar'ın hem de Colker'ın doğru takviyeler olduğu yani şu an itibariyle bence katkı sağlayacak oyuncular olduğu net bir şekilde gözlemleniyor. Tabii Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor ama Fenerbahçe kulübü bu yıl e, ilginç bir strateji izliyor. Özellikle muhataplara kesinlikle bu sızarsa konu yatar gibi böyle sert e, kurallar şey yapıyor ama tabii Kaan Ayan, Umut Meraş gibi isimleri e, biliyoruz Fenerbahçe'nin ilgilendiğini, bu penza ile ilgisinin olduğunu biliyoruz. E, herhalde yaylaya 3-4 transfer gelecek 2 hafta buradayız. 2 hafta bir de artısı da olabilir yani devamı da olabilir. E, Şimdi ya isimler üzerinden mesela Kaan Ayhan Türkiye'de hangi takıma gelirse gelsin zaten hani değerlendirme yapmaya gerek yok. Milli takım oyuncusu ve bence çok değerli bir oyuncu. Ee, Umut Umut'la ilgili yani Fenerbahçe tercih ederse eğer e, soru işaretlerim var. Neden? Şöyle söyleyeyim. Ee, Umut Caner, Umut Novak yani hangi ikili kalırsa kalsın muhtemelen Umut gelirse bir tanesi dışarı çıkacak. Yani o rekabette böyle net Umut oynar diyebileceğimiz bir ortam yok Umut'un performansını Kaan'la birebir aynı tutmam ee, onun dışında bu penza konusu devre arasındaki gelişmeleri hep takip ettik ee, Sayın Erol Birelci'nin özellikle çok uğraşları vardı çabaları vardı Fenerbahçe yönetiminden ee, bir hataylı olarak ama e, sonuçlanmadı 10 milyon euro civarında bir bedel bir bonservis bedeli talep edilmişti şimdi ikinci bir e, girişim olduğu konuşuluyor bu arada Hatay Cephesi de sessiz. O da enteresan. Yani evet ya da hayır da demiyorlar. Yani bahsettiğimiz Fenerbahçe. sebeplerden dolayı. Evet, Fenerbahçe zaten sessiz de. Hani Hatay Cephesi de bu konuda sessizliğini koruyor. İşte sessizlik korunuyorsa orada bekle beklemeye geçebilirsin, beklentiye girebilirsin. Bu Penza e, benim tek endişem yani attığı golleri şimdi arka arkaya izleyip e, muhteşem bir transfer diyebilirim ama tek endişem şu. Tek sezonluk oyuncu. Şu ana kadar bize bu, bu Penza'ya referans olabilecek başka bir sezon yok geçen sezon dışında. İşte Portekiz 2. Liginde gol sayısı belli vesaire ee, Ve şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Santrfor'a e, ihtiyacı var. Forvet oyuncusu değil Santrfor'a ihtiyacı var. Bu Penza bence bir Santrfor değil. Bu Penza bence iyi bir forvet oyuncusu. İşte Mamedyuf'un arkasında, solunda, sağında onun yarattığı boşluklara dalarak yeteneğiyle gol sayısını işte belli bir seviyeye getirebilecek bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'nin Hatay Spor üzerinden konuşalım. Mamediouf'u alsın demiyorum ama Hatay Spor üzerinde Fenerbahçe'nin aslında Hatay'daki Mamediouf'u bulması lazım. Ya O oyuncuyu bulması lazım. Fenerbahçe'nin etrafını zaten doldurabilecek oyuncuları var. O sayı Samuel, Valencia, Pelkas, Mesut Özil yani daha irfanlara şeyleri Mesela sayıyorum sayıyorum. Aa şunu unuttum diyorum mesela sürekli o bölge. Hani forvetin arkasında oynayabilecek bölge için çok seçenek var. Ee, bu arada bir kanat oyuncusu da alınacak. Yani e, for, hücum özellikli bir kanat oyuncusu. Sol ön özellikli bir kanat oyuncusu Ama da alınacak. Bu penzo oraya düşünür mü diye. işte benim aklıma o geliyor. Hani Santrafor başka bir isim. Bu Penza sol ön oyuncusu olursa o zaman kafada oturur bazı şeyler. Ama hani direkt bu Penza center for Serdar Dursun onun alternatifi gibi düşünülürse sanki bu Penza o bölgede ezilir ya da bu Penza o bölgede etkisiz, etkisini gerçek etkisini kaybeder gibi geliyor bana. Ee, eğer ama sol ön için düşünülüyorsa çok mantıklı bir hamle olur. Çünkü gol sayısıyla zaten bu ligde neler yapabileceğini göstermiş bir oyuncu. Ee, ben şahsen e, eğer 10 milyon euro civarındaysa bu bedel. Transferin çok mümkün görmüyorum. Fenerbahçe'nin daha uygun maliyetli oyunculara yönelebileceğini e, tahmin ediyorum. Ama Hatay Sporla Fenerbahçe arasındaki gör görüşmelerle ilgili de net bir bilgi sahibi değiliz açıkçası. Buradan da çok hayal satmaya gerek yok yani evet oluyor, bitiyor vesaire. E, şu anda görüşme aşaması devam ediyor. Muhtemelen de senin de söylediğin gibi biz buradayken e, topuk yerinde antrenmanları takip ederken belki bu penza, belki başka bir oyuncu bir santrfor e, yakın zamanda gelir gibi gözüküyor. Evet, e, tabi takas iddiaları da konuşuluyor. Belki bu penza para. için. Evet, evet. Evet. Onunla ilgili onu da söyleyelim. Bu şekilde e, konumuza çok teşekkür edelim. Uzun teşekkür uzun ]iyoruz. sorularımızı e, yanıtladı. E, eğer soracağınız başka bir şey varsa da tabii ki bana sorabilirsiniz. E, konumuzu da artık bırakalım. Mustafa Göksu. E, sevgili Ahmet, arkadaşlarım e, Ahmet Hoca'nın da bir sorusu var hocam buyurun. Se Sevgili Ahmet e, Perera ve ekibi Fenerbahçe'ye Türk futboluna hayırlı olsun. Ekibinin görev da dağılımı ile ilgili detaylı bilgiler verdiniz. Acaba Fenerbahçe kulübünün tespit ettiği ve ekipte görev alacak diğer hocalar kimlerdir? Çalışmalara şu an kimler katılıyor? E, hocam e, şunu söyleyelim Zeki Murat Göl'e devam ediyor Volkan Demirel devam ediyor buraya gelmedi özel işleri var izinli 3-4 gün e, ama tabii ki Volkan Demir kendi kariyerine e, farklı. Volkan Demirel özür dilerim. Ee, kendi kariyerini farklı şekilde çizmek isteyebilir bu ayrı konu ama o da devam edecek gibi e, gözüküyor. E, şunu söyleyelim bunun dışında e, Volkan Demirel ile ilgili e, farklı gelişmeler de olabilir ama hani Fenerbahçe onunla çalışmak istemiyor gibi durum söz konusu değil. E, bunun dışında Melik Melikşah Sezgin gibi Fatih Yıldız gibi Fenerbahçe'de uzun yıllardır görev yapan isimler de aynı şekilde devam ediyor. E, bu şekilde Teknik heyetten Mehmet Aureli'ye ayrıldı. İşte Volkan Demirel'in durumunda farklı bir gelişme olabilir. Bu şekilde devam eden yerli isimler yani Fenerbahçe'de önceden çalışan isimler bu şekilde. Anladım. Volkan Demirel şu an antrenmanlarda değil. Onun yerine başka bir kaleci hocası mutlaka vardır herhalde. Ya Volkan Demir Ahmet kaleci Hocam yaptım. zaten kaleci antrenörlüğü yapmıyor. Hep yardımcı antrenörlük yapıyor. Kaleci hocası ben söylemeyi unuttum özür dilerim. Kendisiyle de çok güzel özel röportaj yapmıştık. Michel Kraft eski Bakırköy Spor'un kalecisi geçtiğimiz yıl gelmişti. Bu yılda devam ediyor kaleci antrenör olarak o da görevine devam ediyor. Ben söylemeyi unuttum. Tabii çok isim olunca ister istemez unutabiliyoruz. Anladım teşekkür ediyorum sağ olun. Peki Ahmet Selim. Volkan Demir'i de böylece ifşa etti. Evet, yani Volkan, Volkan ile Demir, ilgili durumu anlatırken başka planları var, Volkan yeni Volkan planları Demir var yavaş dedi. Volkan yavaş yavaş e, antrenör kadrosunun içerisine doğru giriyor yani onu anladık. Bir şeyler artık. dönüyor orada da bakacağız <laughs> onu da çözeceğiz bence. Ya yani biz, biz de hazırlıksız yakalandık. Volkan'ın yerine transfer edilecek kimse de bulunmaz şimdi. Hocam Ahmet işte böyle dosttur. Hemen ifşa eder, yayında arkadaşını <laughs> satar. Ahmet Selim Kul'un böyle bir özelliği var. Ahmet teşekkür <laughs> ederiz. Cevap <ya>. hakkı <laughs> vermeden gönderelim <laughs> <yok>, Ahmet'e. <bak, gülüyor> <bak, vermeyeyim>. Evet. <gülüyor> <gülüyor>